Şu an Amerikan ekonomisinde gördüğüm en büyük problem kalifiye işçi, çalışan bulması firmaların. Çünkü hemen hemen tam ekonomiye, tam istihdama yakın bir istihdam çevresi içindeyiz. Fakat firmalar açıkları var, pozisyonları var ama kalifiye eleman bulmakta zorlanıyorlar. Ve bu bence en büyük problem olacak Amerikan ekonomisi için önümüzdeki birkaç yıl içinde. Bunun da gerçi ücretleri biraz hızlandıracağını umuyorum. Şimdi biliyorsunuz bunlar maaşları, firmaların arttırmaları genel ekonominin gidişatına bağlı. Eğer arz ve talep meselesi, eğer kalifiye eleman bulmakta güçlük çekeceklerse, olacaksa ekonomide ve tam istihdam devam edecekse bu zaten ücretleri yukarı doğru kaldıracaktır. Şimdi tabii nasıl Trump hükümetinin nasıl bir yol çizeceği bu konuda tam belirli değil. Bunu nasıl ve ne hızla yapacağını da bilmiyoruz. O yüzden bir şey söylemek için daha erken. Sonuçta serbest ekonomide tekrardan arz ve talep belirtecektir. Zaten şu an kalifiye eleman ihtiyacı var Amerika'nın. Tabii bunun nasıl değişeceğini zaman ve Trump hükümetinin göstereceği, izleyeceği yol belirleyecek. Çok değerli Amerika'nın en değerli istihdam ekonomistlerini bir araya getirdik enstitü olarak. Alan Krueger biliyorsunuz Obama'nın eski chief ekonomistiydi, baş ekonomistiydi. Mark Zandi, Moody's Analytics baş ekonomist, University of Chicago ve Federal Reserve Board, Amerikan Merkez Bankası'nın ekonomistleri de bize katıldı bugün. Çok önemli bir nokta tabii, bütün bu ekonomi çok hızlı değişiyor, istihdam değişiyor, gayri safi milli hasıla değişiyor. Burada önemli data verilerinin ve doğru data verilerini toplayıp tahmin etmek ekonomi gidişatında çok önemli. Bir ona baktık, minimum ücretler üzerine konuştuk. Bir başka konu da yaşlanan, biliyorsunuz Amerikan istihdam gücü yaşlanıyor. Baby boomers dediğimiz 60 yaşın üstü çalışanlar, işçiler hala istihdamda hala çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey aslında. Ama bunu verimliliği nasıl etkilediğini analiz ettik. Bu da bayağı kritik bir soru tabii şu an